Bir uyanış, bir diriliş, bir meydan okuma duydunuz mu? Artık biraz daha hakikatin sesi yükselecek. Yalana hizmet edenlerin sonu gelecek. Bu adamlar gelmiş Türk milletine uyanış anlatacak. Türk milletine şeytana taparak bütün dövmelerini bilmem nelerini yapacak. Bu millet ya siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Meşhur partilerin emir aldığı Lozan ve Serv Anlaşması'nı bu millet anlamadan, Lozan'la Serv'in birebir aynı olduğunu anlamadan, bu toplumun 100 yıldır işgal altında yalan bir tarihle uyut olduğunu anlamadan kimsenin umuda dair bir cümle kurması mümkün değildir. Türkiye Cumhuriyeti bu devlet 10 bin yıllık bir devletse neden bu devlet 22 milyon metrekareyken 45 parçaya bölündüğünü biz sorgulayamıyoruz? Birinci görünen tayfa İslamiyet'i, dini bu topraklardan silmek için vardır. Milliyetçi görünen tayfa milli duyguları silmek için vardır. Bu net. Merhaba, telefon. Bağlandı mı? Evet, bağlandınız canım hocam. Bağlandınız. Evet. Şunu şöyle bir oturtun bir yere. Şimdi ben bağlanacağına olan inancım olmadığı için Aşk olsun. Neden hocam? ben İnancınızı artık da mı? İnancımızı da kaybediyoruz, değil mi ben artık? bağlanmaya inanmıyorum. Allah'a inanıyorum. Oy 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 hocam. Olduk, değil mi? Şimdi bak bakayım. Tutacak olarak bunu kullanıyorum. Türk bayrağı diye bildiğimiz ay yıldızı. Türk bayrağının ay yıldızı böyle yana bakması lazım. Yukarı değil, Bafomet gibi artık camilerdeki aylar bile yukarıya doğru bakıyor. Bafomet yani iyice artık biz kafayı yedik hocam. Yakında elinizden alacağım o bağırma çağırma işini. Akıncıları toplayacağım. Ben baş işinizi elinizden alacağım. Çok az kaldı. Benim sabrım da artık bir yere kadar tükenmeye başladı. Hocam siz gelinceye kadar idare ettim dedim. Şu, madem Meray hocam gelecek biraz da ben anlatayım dedim. Buyurun hocam. Benim Esaretiniz akıncılarıma bitlerini uyanıyor. Benim akıncılarım dolu uyanıyor demeyin yeter. Uyanış demeyin yeter. Onlar çünkü hocam artık uyanıştan da kusacağım. İlk uyanış ve aydınlanma YouTube kanalımın adıydı. Benim adı yani 7 yıldır kullandığım. Sonra da kusacağım artık şimdi. Hakikaten bakın haklısınız. Türkiye'de hadi sizi şöyle güzel bir tarafa alayım. Türkiye'de uyanış, şifre, böyle bu işleri anlatan programların tamamı insanlara gerçekleri anlatmamak üzere vardır. Tamamen Türkiye'yi kontrol eden, işgal altında tutan çetenin fonladığı, desteklediği ekipler, hocalar, sunucular, programcılar, kanallar, oraya çıkan adamlar. Bunların hepsi bu yapılardır. Bu şimdi uyanış dediğimiz zaman bir kere bunların uyutmaya hizmet eden uyanışlarını anlamazsak insanlar tabii okumadan hazır ekranlardan bir şeyler bekliyor. Bunun da bedelini ödüyorlar. 2-3 yıldır. Bu noktada da çok iğrenç. Yani artık şey yani cinlerle konuşan bırak astrologların uydurduğu yalanlarla yönetilmeyi bırak. Cinlerle konuştuğunu zanneden, Atatürk'ün ölüsüyle konuştuğunu zanneden, uzaylılarla evlendiğini zanneden müptezel, sapık, yalancı, vatana ihanet eden bir sürü gürültü tüketi ekranlarda. Bunlardan başkalarının da çıkarılmasına izin verilmiyor. Niye? Ben her hafta canlı yayına çıktığım zaman mesela bana eskiden sık görüştüğümüz Türker Akıncı derdi ki bak çok ileri gidiyorsun bir alo derler daha ekrana çıkaramayız diye. Ben de diyorum ki bütün medya için söylüyorum orası için demiyorum artık. Kim alo diyor abi o telefonun öbür ucunda kim var bize onu bir söyleyin hele ya. Kim var öbür ucunda yani ne Ya Türk, oluyoruz? şimdi o sizin yakın arkadaşınız, yakın dostunuz, Diyorum. benim de dostum. Yani Onu şey yapın, onu bırakın. alo diyen. Valla Yani Efilia Kennedy de yayına geldi. İlk defa buraya geldi. Bilmiyorum seni mi takip ediyor, beni mi takip ediyor. Ben çok severim bu hanımefendiyi. ben de Ya, Amerika'dan geliyor. Yani çılgın, hakikaten birçok maskeyi düşüren çok severim. Selam olsun buradan. Şimdi ilk defa gördüm. ama pes etmeden anlatıyor sürekli ya var ya. Yani çok çılgın, helal olsun. Vallahi yani artık hakikaten biraz çılgın yüreklere, biraz yani artık
Az kaldı, az kaldı hocam. Az Bu kaldı. arada Benim de az kaldı. Türkiye'yle son Benim kafada gitmeye başladı. Az kaldı artık. hadi sanırım Türkiye'yle son bir yıldır yemek de yiyemiyoruz. Olmaz yani. Anladın mı? Ya tamam da Ben şimdi onu size konuş. buradan yemek İkimizin de davetini çok almıyorum. sevdiği, ikimizin de çok sevdiğimiz bir dostumuz. O zaman Bak biz Efilya bir araya burada. getirip yemek yiyelim. Niye yemek yemiyoruz? Efilya burada sana selam vermiş. Bana selam vermemiş. Efilya Aşk olsun. var ya senin Aşk olsun. Valla çok üzüldüm. Hakikaten üzüldüm. Seni yayına davet edecektim. Gelmezsin de. Efilya Evet. olduğumuz her yere gelir. Evet. Anladınız mı? Şimdi bu arada bak nasıl kısıtlamışlar ya. Bin izleyici nedir ya? Bizde Ya birkaç bin, 5 bin, 10 bin. ben 25 binde yayın yaptığımı biliyorum. 27 binde yayın yaptığımı biliyorum. O günden sonra zaten birdenbire 2500'e düştüm. Ertesi günü 2500'dü. Kıstıra 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 gidiyoruz. Yani 10 kişiyle de olsa bunu yapmaya devam edeceğiz Efilya. 10 kişiyle bile olsa yapacağız bu yayını. Bu yayınlar yapılacak. Hele TikTok'ta bir kere tek başına yaptım hocam. Bir kişi izledi hocam. Ama 45 dakika sonra kestiler biliyor musunuz? Benim ilk ve son TikTok yayınım 45 dakika sürdü. Bir kişi var. Dedim sana anlatacağım be valla sana anlatacağım. 45 dakika anlattım ama orada Allah ne verdiyse yani hiç buradaki gibi değil. 45 dakika sonra yasaklandınız dedi. Al bakalım. Evet buyur hocam. Esaretin iplerini anlat. Türkiye Serbest ya Türker'le üçümüz yemek yeriz yakında. kesme sözümü ya. Bırak şu sunuculuğu. Mukaddes'im bizim program burası. Geçen gün Ayhan abiyle konuşuyorum. Ayhan abi diyorum ki Ayhan abi bak diyorum Türkiye'deki müzelerde Türk yok Türk. Türk'ün izi yok. Farkın. Evet yok diyor. Doğru söylüyorsunuz. Ya diyorum ki arkadaş burasının Türk devleti olduğunu söylüyorlar. Urfa'ya gidiyorum müzeye Ayhan abiyle gittik. Müzeyi gezdim. Her yer Roma. Hiçbir yerde Türk yok. Bak Türk 10 bin yıldır bu topraklarda Roma'yı tarihe gömmüş. Hazreti Peygamber'in ordularıyla beraber Roma'ya karşı savaşmış. Roma'nın sapıklığı hala dünyayı kan gölüne boğmaya, pisliğe batırmaya devam ediyor. Ve Türkiye'deki müzelerde Türk yok. Anladınız mı? Bunları da ben o programlarda bu arkadaşların anlatmalarını istiyorum. Anlatmalarını istiyorum. Çünkü yani özellikle Türkiye Rakıncı'nın anlatması. Çünkü benim vatanımın isminde taşıyor. O kadar şanslı bir isim olur mu? Türkiye Rakıncı. Benimkisi Eray yani. Nalbur ismi gibi bir şey. Çok memnun değilim isminden ama insanlar sevince sağ olsun. Benimkisi de Mukaddes Mu. biliyorsunuz değil mi? Şimdi konuya dalalım. Konulara girelim yavaş. Burada kardeşlere selam olsun. Ama Bu arada bir dakika bir kardeşimiz merhaba telefonla yazmış bana çok gücüme gitti hocam. neden telefon edince ne oldu? Ben magazinci miyim hocam? Hiçbir zaman magazinci olmadım. Niye şarkıcılar çıkıyordu biraz dedi. Hocam Kızma tamam. Şaka yaptım. telefonu kapatınca kavga ederiz yine. Senden sonra o şarkıcı ekranlara çıkıp uyuşturucu çektim. Uzaylılarla evlendiğini söylüyor. Sorun değil ya. Ne olacak? Magazina biz. Birazcık eğlence katalım bu işe. Evet. Evet sevgili hocam. Hadi anlatın ya şu ipleri bir anlatın. Alın esaretin ipleri. Hocam biraz önce bir reis yaptım bu kıyafetle. Adam 4-5 kere izledim unuttum. Adam diyor ki sevgili hocam. Bunlar salak. İnsanlıktan bahsediyor aslında. Bunlar salak. Bunlara bu blekolarla sürdürürüz. İşte böcek şeylerini yediririz ruj diye. Bunların yüzlerine plasentalarla, çocuk kanlarıyla, çocuk şeyleriyle güzelleştiririz. Çünkü bunlar salak. GDO'lu gıdalar. Aynen adam öyle söylüyor. Bunlar salak diyor. GDO'lu gıdalarla öldürürüz. Sentetikleri, petrolleri giydiririz. Çünkü bunlar salak. Bunlar ölürken diyor biz para kazanırız. Adamın Reels videoları var. Yani Rockefeller abi. Evet. Onu da bulursam atacağım. Sakin. Bulursanız bana da atar mısınız lütfen canlarım? Hocam ben kenara çekileyim bugün. Sakin sakin dinleyeyim. Çünkü benim kafam gitmeye başladı. Buyurun siz de hocam. Şimdi Mukaddes Hanımcığım. Özellikle biz artık neler olacağını, neler yapacağını anlatmak yerine bütün olacakları bize ulaştıran tüm medya kanallarının, kanal sahiplerinin, sunucuların, oraya çıkan hocaların, yıllardır bu konuda kitap yazan tarihçilerin, sözde uzmanların,
tamamının %90'ından fazlasının bir kere Türk milletinden olmadığını, Türk milletine hizmet etmediğini, tam bir terör örgütü gibi büyük bir operasyon elemanı olduğunu buraları bir anlamamız lazım. Neden biliyor musunuz? Bakın, bu hafta sonu Halk Meclisi var. Buradan da duyuralım. Pazar günü 18 Ağustos Pazar günü Fatih'te Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nün hemen arkasında Ali Emir'in Kültür Merkezi'nde saat 2'den akşam 6-7'ye kadar. Bu kültür merkezinde Türkiye'nin en önemli halk meclislerinden birini yapıyoruz şu anda. Tahmini 600 kişiyle 1000 kişilik arasında bir salon. Özellikle böyle bu tür bilgi verme kaynaklarını böyle çokça fırsata paraya çevirip bir de üstüne yalan anlattıklarını da görünce insanlara yani oraya çıkan Bofametli, aynı zamanda ayet kullanan millete yalan söyleyen adamlardan artık sıkıldık. Artık gerçekten bu milletin evlatlarına Evet. gerçek hakikati anlatmasının zamanı geldi. Biz bu pazar günü birçok uzman arkadaş olacak. Onların reklamını yaparak kimseye onlar sayesinde gelin demiyoruz. Bak ben oradayım. Birçok uzman orada. İtalya, Fransa, İngiltere gibi devletlerin büyükelçiliklerinden temsilci de çağırdık. Oralardan bizzat temsilciler çağırdık. Neden? Çünkü bu ülkede oynanan oyunların hep dış güçler, küreselciler gibi laf yapıyoruz da muhatapları karşısına alacak delikanlı niye yok? Herkes cinlerle evleniyor, uzaylılara spiritüel seyahatler yapıyor, Ay'a üç kayaya uyuşturucuyu çekiyor, DMT hormonunu patlatıyor, kafa gibi 1 milyon, ondan sonra millete diyor ki yer altında hareketler var, diğer üstünde hareketler var. Kur'an-ı Kerim'i sözde peygamber yazmış. Sanki onu Cebrail aleyhisselam indirmemiş de Allah direkt peygambere yazdırmış onu. Böyle saçma sapık. İslamiyet'ten koparıcı, Türklükten gerçekten hakikaten insanları koparıcı, yalanları medya üzerinden planlı bir şekilde dolaşıma sokan bir örgüt var. Şimdi bundan sonra bütün odağımız, bütün herkesin odağı bu örgüte çevrilmek zorunda. Bu herkesin çıktığı konuştuğu cümle, yazdığı kitap, bundan 10 yıl önce de olsa, 5 yıl önce de olsa, bugün de olsa, yazdığı kitap, konuştuğu cümle, paylaşım yaptığı duruş, hepsinden sorumlu olacağımız bir döneme giriyoruz. Dolayısıyla niye biz İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Osmanlı Devleti'ni yıkan, Türkiye Cumhuriyeti'ni de hala kontrol altında tutan devletleri oraya çağırdık? Çünkü bize yerli ve milli kılığında işte bu medya terör örgütüyle elemanlarını konuşturacağına bunlar. Bizzat karşımızda konuşsunlar. Onlara biz diyelim ki 1909'dan sonra başlayan işgalimizle birlikte bütün Lozan Anlaşması'nın içerisindeki maddelerde, bütün Serv Anlaşması'nın içindeki maddelerde niye özgür olmadığımızı, aslında özgür olmadığımızı, bütün bu medyanın özgürlük yalanları attığını, yerli ve milli yalanları attığını, savunma sanayi masalları yalanları attığını millete biraz da o muhatapları üzerinden soralım istiyoruz. Ve diyoruz ki bak o medyada sizin de programınıza çıkan kim varsa bana ulaşsın ben onu oraya sahneye davet edeceğim. Konuşmacı olarak alacağım. O 1000 kişinin karşısında mikrofon alıp vereceğim. Halk soracak o cevaplayacak. Bundan daha güçlü ve ücretsiz otoparkları bile bedava yapılan bir uygulama, bir uyanış, bir diriliş, bir meydan okuma duydunuz mu? Ben duymadım. Ve haliyle artık biraz daha hakikatin sesi yükselecek. Yalana hizmet edenlerin sonu gelecek. Onların yaptıkları yanında kâr kalmayacak. Maskeler düşsün, artık yalana hizmet edenlerin sonu gelsin, kriptoların maskeleri düşsün, artık da herkes bir görsün. Yani ne oluyor biliyor musunuz sevgili Mukaddes Hanım? Hiç utanmadan yalan uydurup vatana ihanet edenler, bu milleti satanlar, Rabbine savaş açmış olanlar, partilerin maşası olmuş olanlar, utanmadan konuşacak, gerçeği savunanlar ise korkması, çekinmesi beklenecek. Burada aslında bu kadar sesleri niye gür çıkıyor biliyor musunuz? Enfal suresinde şöyle bir ayet var. Gerçek ortaya çıktığında ölüme sürükleniyormuş gibi seninle tartışıyorlar. Yani bu adamlar tıpkı öleceğini anlamış eşekler gibi tepinip neye uğradığını şaşırıyorlar. Ben bu vatana ihanet ettiğine emin olduğum işleri son aylarda bile en sonunda 2 hafta önce aradım. Seni kullanıyorlar. Seni bu millete yalan söylemek üzere, vatana ihanet üzere kullanıyorlar. Sen NATO'nun, Tavistock Enstitü gibi İngiltere'nin beyin yıkama merkezlerinin
ürettiği yalanların planlı bir şekilde psikolojik harp teknikleriyle bu millete anlatıyorsun, anlattırılıyorsun diye uyardığım çok şey oldu. Ben görevimi yaptım. Hala yapıyorum, yapacağım da. Ben uyarıyorum arkadaşlar, burada bak 1.000 kişi bizi izliyor. Niye insanlara yalan söylüyorsunuz? Neden ekranlar sadece millete yalan üretmeyle alakalı bir program haline? Esaret ipleri buralar. Millet her uyanış diye koştuğunda daha beter batağa saplanıyor. Ya üstüne para veriyor uyanış diye koşuyor, daha beter batağa saplanıyor. Uyanış diye gidiyor cinci, müptezel, uyuşturucu çeken bilmem ne yalancısının, özellikle Uzak Doğu'da o uyuşturucuları çektikleri ve özel ritüel yaptıkları yerlerde eğitim almış, buralarda ritüellere katılmış. Bu adamlar gelmiş Türk milletine uyanış anlatacak. Türk milletine şeytana taparak bütün dövmelerini bilmem nelerini yapacak. Bu millet, ya siz bu cesareti nereden alıyorsunuz? Bu milleti uyutma cesaretini nereden alıyorsunuz? Ben de diyorum ki bu bir terör örgütü. Bunu belgeleriyle ben Kanlı Düş kitabının Gölge Hançer bölümünde, o Gölge Hançer gölge ifadesi oradan geliyor. Belgeleriyle yazdım. Ve o büyüyecek. Bunu resmi olarak, askeri olarak da büyüteceğiz. Bunun üzerine aynı zamanda bunların insanı hasta ettiğini, kandırdığını bir terör kılıfıyla gerçekten resmi bir argümanla buluşturacağız. Delillendireceğiz, altını dolduracağız. Nasıl ki terör ve soykırım kapsamında millete sıvı yapıldığını ispatlayıp 1170 sayfa belge nasıl Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından Türkiye'ye yayıldı? İnsanlar artık eceliyle nasıl ölmüyorsa, başına bu gelenlerin niye geldiğini saklayan bir terör örgütüyle karşı karşıyayız. Uyanış diyoruz, yok, yok bir şey. Altın çıkacak diyorlar, Eylül'ü bekle diyorlar, yok bir şey. Altın çıkacak, herkese kişi başı 300 bin lira dağıtacak devlet. Yok bir Allah'ın sandığı diyorlar, yok kapaklardaki şifreler diyorlar, yok uyanış diyorlar. Nerede bir tane yalancı, cinci, müptezel, Amerika'da orada burada yetişmiş, eğitim almış, Türk kılığında, yerli ve milli kılığında kişiler var. Bize operasyon çekiyorlar. Dolayısıyla biz de artık bu işi medyadan çok tüm Türkiye'de halka, istişare meclisi adında halkın karşısına götürüyoruz. Ve diyoruz ki kardeşim sen sor, ben söyleyeyim. Bak burada 1.000 kişi bize soru soramıyor. Yorumları açsak araya küfreden çıkıyor. Ben de diyorum ki, bak öyle kaçak dövüşme. Benimle dört duvara çevrili bir odanın içerisine gir. Ben seni göreyim. Sen ne diyeceksen yanına istediğini getir. Aileni getir. Kalabalık gel. Güvendiğin kim varsa onları da al gel. Bak ben açık açık gövdemi ortaya koyuyorum. Seninle bir vatanı temsil ettiğimi düşünüyorum. İmanım gereği, Rabbime olan sorumluluğum gereği kendi bildiğim hakikatleri artık sahneye taşıyorum. Sosyal medyadaki gücün aynısını Türkiye geneline yayabilir miyiz? Bunun umuduyla uğraşıyorum. Neden? Çünkü o kardeşim bana soru soracak. Böyle düşünüyorsun deyip Twitter'da attığım bir paylaşımın altında yorum yazıp, ya abi sen de böyle bilmiyoruz demeyecek. O soracak, ben cevaplayacağım. O soracak, ben cevaplayacağım. Belge göstereceğim. Kaynak göstereceğim ki diğer uzman arkadaşlar da çok kıymetli. Onlar da gösterecek. Gösteremediğimiz yerde onlardan öğreneceğiz. Onlar bize öğretecekler. Neyi yanlış yapıyoruz? Dertleri ne? Neyi eksik yaptılar? Kim onların rızıklarına, mülkiyetlerine, gıdalarına saldırıyor? Anladınız mı? Yani bütün artık şunu çok net olarak söyleyebiliyoruz. İşte Türkiye meşhur, malum, muhafazakar gibi görünen partiler yüzünden böyleymiş. Vay efendim. Vay efendim, milliyetçi görünen partiler aslında daha iyiymiş. Ya da mültecileri istemeyen diğer partiler daha aslında kahramanmış Hocam, gibi. partilerin hepsinin canı cehenneme dememiz lazım artık. Yani Daha artık bizim en büyük uyanışımızın bu partilerin defolup gitmesi lazım. Bir insanların özgürleşmesi lazım hocam. yetmez. Partilerin, meşhur partilerin emir aldığı Lozan ve Serv Anlaşması'nı bu millet anlamadan, Lozan'la Serv'in birebir aynı olduğunu anlamadan, bu toplumun 100 yıldır işgal altında yalan bir tarihle uyut olduğunu anlamadan kimsenin umuda dair bir cümle kurması mümkün değildir. Türkiye'nin neresinde olursanız olun. Şimdi size Lozan Anlaşması bağımsızlık değil mi? Böyle aldık, yendik, Yunan'ı denize döktük. Tiyatro bunlar. Geç. Lozan Anlaşması madde 25'te. Gelecekte Türkiye'de kurulacak bir devleti, Lozan madde 25, Serv 145'te aynısı var. Versay 433'te de aynısı var. İnanılmaz bir algoritma. Versay'da eski Osmanlı toprakları diye perçinlemişler. Almanya onaylamış. Almanya kimdi? Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlı'yla savaşa girip kaybedip kaybeden taraf. Dolayısıyla
Almanya'nın imzaladığı her şeyi bize bağlıyor mu? Bağlıyor. Dolayısıyla Almanya neyi imzaladı? Versay'da, Lozan 25'te ve Serbia'da da 144'te olması lazım. Birebir bu madde, paylaştım bu maddeleri. Twitter'ımda var, isteyenler bakabilir. Birebir üçünün maddesi aynı. Bunların 125 maddesinin tamamı da aynı. Lozan'ın 144 maddesinin, Serbia'daki 144 madde, yani tamamı aynı. İçindeki maddelerin tamamı aynı. O kadar aynı söylüyorum. Şimdi bugüne kadar bu böyle anlatıldı mı? Hiç şöyle bir şey söylendi mi ya? Türkiye Cumhuriyeti'nin misak-ı milli sınırları çizildi. Artık bizim sınırlarımızda her şey tamamdır. Öyle dendi değil mi? Evet. Peki, Türkiye Cumhuriyeti bu devlet 10 bin yıllık bir devletse neden bu devlet 22 milyon metrekare iken 45 parçaya bölündüğünü biz sorgulayamıyoruz? Neden bunu soru Osmanlıcı oluyoruz da fesikiller oluyoruz da Cumhuriyet düşmanı oluyoruz da vatanımızın dışarıda kalan diğer bölümlerini niye hakkını arayamıyoruz? Öyle değil mi? Sizin memleketiniz neresi? Afyon. Afyon. Selanik vesaire göçmenlik yok o zaman. Sıfır kilometre, sıfır. Peki, şimdi medyanın çoğu Selanik ve Makedonya'dan gelen Balkan göçmenleriyle dolu. Doğru mu? Burada bir Doğru. var mı? Yok. Bir sorun yok. Peki bu adamlar uyanış ve şifreden bahsediyor da hemen buradan 2 saat uzaklıkta ülkenin sınırları dışında kalan vatanlarını niye aramıyorlar? Niye oranın hakkını sormuyorlar? Neden bizim Türkiye Cumhuriyeti yeterince bir kurtuluş savaşı göstermiş de her yeri kurtarmış gibi davranıyorlar da kendi doğup buralara sürüldükleri yine aynı Türk toprakları olan oraların bizden koparıldığını, hangi planlarla bunun saklandığını niye söylemiyorlar görevli bizzat Maşa değillerse? Bizzat bu terör örgütünün, Makedon terör örgütünün üyeleri değilse bunu niye açıklamıyorlar? Niye millete Balkan Türklerinden özür dileyeceksiniz diye naralar atıyorlar? Oğlum bak diyorum ben onlara. Ben Trabzonofluyum. Trabzon of ülkenin başına bir şey gelse, ülke topraklarından koparılsa 100 yıl sonra bugün ben bunu fark ettiğimde Trabzon of'a kamikaze ile kafa üstü dalarım ben. Bak kafa üstü dalarım. O toprakların orada bırakılması, benim nenemin dedemin oradan göç ettirilmesi benim için yürek yırtan, yakan bir mesele olur. Hiçbir tanesi Lozan ve Servin bu anlamda işgali hala içeride olduklarını gösteren bir madde olduğunu bir de bize saldırıyorlar. Diyorlar ki Balkan göçmenlerinden özür dileyin. Ya kardeşim Balkan göçmenlerinden utanacak olan, özür dileyecek olan sensin, sizsiniz. O medyadaki Makedon terör örgütü çakallarıdır bunlar. Niye? Sen niye oradaki vatanını geride bıraktın da onun hakkını biz savunurken sen savunmuyorsun? Ben 22 milyon metrekarelik Osmanlı'nın hakkını arıyorum da sen bunun hakkını niye aramıyorsun? Sen bununla ilgili ortaya koyulan verileri niye sahiplenmiyorsun? Ha? Çok büyük çelişki ve acayip bir ispat değil mi? Deli gömleği hazırlıyorum Mukaddes Hanım. Bizzat şaka yapıyorum gibi zannediyorsunuz. Deli gömleği hazırlıyorum. Bütün bu olaylar ortaya çıktıktan sonra 3 tip profil ortaya serilecek. 3 tip profil. Bir, ya korkak olup bu işleri görmezden gelmeye çalışacaklar. Ya hain olup bu gerçeklerin üstünü kapatıp bu gerçekleri açığa çıkaranlara saldıracaklar. Ya aslan olup bu gerçekleri ortaya sermek için kendilerini ortaya koyup bu işin tarafı olacaklar. Başka bir gömlek giyme şansları yok. Deli gömleği giydireceğimiz olan seçenek, ikinci seçenek. Bu işi saklayanlar deli gömleği giyecekler. Bak öyle bir büyük fırtına geliyor ki deli gömleği giyecekler. Siz Selanik'ten, Makedonya'dan, Bulgaristan'dan göçüp geleceksiniz. Medyada bir yerlere yerleştirileceksiniz. Ya ben seninle vatan kardeşi olduğumu ben söylüyorum. Sana da diyorum ki senin orada dedenin göç ettiği yerler de benim vatanım. Orayı bak şu Lozan ve Ser maddeleriyle işgal ettiler. Bize bu sınırları da onlar çizdi. Tam olarak bu bizim kurtuluş olarak aldığımız sınırlar da değil. Bunu benden saklayacaksın, milletten saklayacaksın. Benim bunu ortaya çıkarmam seni rahatsız edecek. Sen bana Balkan Türklerinden özür dileyeceksin. Balkan Türklerinden size öyle özür dileteceğim ki ben. O medyadaki o çakallar. Öyle özür dileyeceksiniz ki siz o Balkan Türklerinin Türkiye şu anki Cumhuriyet'in sınırlarında kalan Gazze'deki vatandaşlarımız dahil, onlar da Osmanlı vatandaşıydı. Bütün 22 milyon metrekarelik vatandaşlardan öyle özür dileyeceksiniz ki hem bu vatanın şu anki haline ihanet ediyorsunuz hem
Oradan göçüp gelen kardeşlerimin oradan göçmesine sebep olan planları saklıyorsunuz siz. Ve bununla görevlisiniz. Sizi buraya sürüp getirmişler. Makedon terör örgütüyle beraber. Sizin gibi belki 100 bin kişiyi buralara yetiştirmişler. Medyada, sinemada, tiyatroda, müzikte her yerde siz meşhur edilmişsiniz. Sözde sizin adınız Türk. Bizim adımız yerel halk, öyle mi? Anadolu uyanıyor, işte budur. Dananın kuyruğu kopuyor olayı, işte budur. Dananın kuyruğu koptuğunda yerinden oynayacağı olay, işte budur. Bu millete ihanet edemezsiniz. Bu millete yalan söyleyemezsiniz. Bu millete yalan söyleyenlerin piyonluğunu yapamazsınız. Bu millete terör örgütü anlamına gelen bir operasyonla 100 yıllık, 1000 yıllık, 10 bin yıllık atalarının izlerini arattırmayı yasaklayamazsınız. Bu milletin doğduğu, büyüdüğü topraklarda Roma'yı dirilteceksiniz siz. Ondan sonra sözde Türk kimliğiyle medyada orada burada gezip milletten bir de para toplayıp bir de sözde uyanış kahramanlık masalları sallayıp sen ne yapıyorsun Hacı dayı? Hani biz seninle aynı yolda yürüyorduk. Hani bütün medya olarak hepimiz anlatıyorduk. Ben de o medyanın bir parçası değil miyim? Ben de o medyanın hocalarından biri değil miyim? Ama bizim bunları öğreneceğimizi, bunları fark edeceğimizi, bunların üstüne gidebileceğimizi hiç hesap etmediniz mi? Bu topraklarda biri bunu fark eder. Karadeniz'in en büyük ailelerine bu işi taşır. Buradan of belediye başkanı Saim Saraloğlu olması lazım. Saim abi. Kendisine de saygılarımı sunuyorum. Orada yapılan festivalleri de oradan kovmuş göndermiş. Aslan parçasıdır, bir tanedir kendisi. Onun gibi Of'ta, Trabzon'da, Diyarbakır'da, Mardin'de, Edirne'de ve Türkiye'nin her yerinde. Makedonya'da ya da Selanik'te. Gazze'de ya da Kerkük'te. Suudi Arabistan'da ya da Kuzey Afrika ülkelerinde. Bizim vatandaşımız olan, bizim bayrağımızın altında yüzlerce yıl bizimle yaşamış olan aslan parçalarına söylüyorum ben. Sizi temsil ettiğini söyleyenler sizi temsil etmiyor. Bize yüzler, bana sürekli mesaj geliyor. İnanamıyorum ya. Bana sürekli kardeş bunları söylüyorsun ama başına bir şey gelecek. Bunları söylüyorsun ama başına bir şey gelecek. Ben herhangi bir terör bayrağı mı açmışım? Herhangi bir terörist grubu onaylamış mıyım? Bu vatana bir tane yalan mı uydurmuşum? Ya da bu milletin değerlerine aykırı bir tavrı kendi özel hayatımda uygulamalarımdan bahsetmiyorum. Alın da bunu yapın mı demişim? Herkesin özel hayatı kendine bağlı ama çok şükür o anlamda da bir açık bulamadılar ki bulamazlar ki istedikleri kadar konuşsunlar. Ama eğer esaretin iplerini arıyorsak bana Lozan Anlaşması madde 25'in hesabını verecekler. Gelecekte Türkiye Cumhuriyeti'nin eski Osmanlı'nın topraklarının sınırlarında dahil kurulabilecek bir yeni devleti, kurulabilecek yeni, o anki yeni şekliyle Türkiye, Osmanlı, Türkiye tarafları bunu kabul eder. Bunu tanır, bunu yükümlenir diyor. Şimdi bu anlaşmanın 125 maddesini geç. Sadece bu maddeye baktığımız zaman ortada bir özgürlük, ortada bir bağımsızlık, ortada bir Türk devleti var diyebilir miyiz? Bu anlaşmanın bu maddesiyle paralel bir olay seyretti yakın zamanlarda. Ne seyretti biliyor musunuz? 16 Haziran'da Ukrayna Barış Zirvesi'nde Hakan Fidan'la Bartolomeus, Yeni Roma'nın patriği, Türkiye'yi temsilen bir yerde imza attılar. Türkiye oradaki bildiride Türkiye bir eyalet olarak göründü. Orada ekrana taşıdıkları bayrak, pardon bayrak diyorum. Orada imzasını attıkları durum aslında, bayrak demeyeyim. Bakın size belgesini göstereyim hemen. Hemen neyi aslında bu Lozan maddesinin, Lozan'ın sadece bu maddelerine bile nasıl birebir uyduğunu göreceksiniz şimdi. Bak ben hemen bunu telefonuma atıyorum. Esaretin ipleri diyoruz ya. Esaretin ipleri o özgür, yani aslında işgal altında olduğumuzu anlatmaktan, bunu saklamamaktan geçer. Doğru mu? Doğru değil mi? Peki bak 16 Haziran'da ne olmuş? Mukaddes Hanımcığım. Bunu konuşmuştuk ama daha iyi anlayacaksınız şimdi. Bak şimdi ne olmuş? 16 Haziran'da işte bu haritanın sol tarafı Yunanistan, ortası Ekümenepolis yani Yeni Roma, sağ tarafı Türkiye. Kanal İstanbul
Abdülhamit projesi miymiş, bir Roma projesi miymiş buradan bakınca? Bu bir Roma projesi değil mi? Bunu Amerika Bizans Vakfı çizmiş. Peki Türkiye'de buna rağmen bununla birebir ilintili gelişmeleri anlatayım. AFAD'ın İstanbul depremi sonrası tarih haritasında Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ yok. Neden yok? Orası Türk toprağı değil mi? Niye bu haritayla birebir uyumlu? Ya da şu anda Ekümenik Patrik denen bu Bartolomeus'un resmi araç plakası ne bu adamın biliyor musunuz? ECP. Ekümenik Patrik direkt. Ekümenik yani Vatikan gibi özerk bir yönetim. Peki bu Lozan Anlaşması'nın madde 25'inde Evet, olup Sevr Anlaşması. dördüncü özerk bölgeyi Kanal İstanbul'la birlikte Türkiye'de kurmak istediklerini düşünüyorum. Washington DC'den sonra, Vatikan'dan sonra, London OC'den sonra dördüncüyü de zaten Kanal İstanbul'la birlikte Manhattan gibi yapıp orada devasa iş merkezleri, ticaret merkezleri yapıp Türkiye'de yapma planlarını biliyorum. Bunu anlattım ben de. Manhattan ifadesini nereden duydunuz? Hayır, ben Amerika'ya girildiğinde, Manhattan'a girdiğinizde ister Brooklyn Köprüsü'nden girin, ister Hudson Nehri'nden girin. Manhattan'a girerken Amerika'ya hoş geldiniz yazar hocam. Tamam. Neden biliyor musunuz? Niye biliyor musunuz? Diğer hiçbir yeri Amerika olarak kabul etmez ve orada kimin bayramları kutlanır biliyor musunuz? Masonların bayramları kutlanır. Oradaki bayramlar Hristiyan bayramları değildir. Yahudi bayramlarıdır sevgili hocam. Ve Güzel. aynısını buraya yapmaya çalışıyorlar. Doğrudur. Ben de diyorum ki bak buna yetkileri var, yetkileri. Lozan Anlaşması'nda bunu imzalatmışlar, şimdi yapıyorlar. Ben duymadım. Ben Sadece yorum diyorum yaptım. ki Lozan Anlaşması madde 125, Sevr Anlaşması madde 144 olması lazım. Önemli değil, Twitter'ımda var bu paylaştığım bir şey ama Lozan kesin, bunu biliyorum. Bağımsızlık denen anlaşmada ileride burada kurulacak bir devleti olduğu şekliyle Türkiye tanır diyorlar ve Türkiye buraya gidip imza atıyor, buraya. Buna imza atıyor Türkiye. Hani bağımsızlık, hani uyanış şifre masalları, ne oldu? Bu adamlar, bunlar medyayı her yerine almışlar ya. Bu sağ taraf, bu sol taraf, Yunanistan dedikleri yer, AFAD'ın haritasıyla da örtüşen bu yer. Onların Hafat niye öyle bir harita çıkarmış İstanbul'u hocam yani? tahliye etmek için tahliye plana belirliyor. Balıkesir, Kayseri, Trabzon, Samsun'a birinci, ikinci, üçüncü destek iller diye bir harita yayınlıyor. Bu haritaların hiçbirisinde Edirne, Kırklareli, Tekirdağ yok. Çünkü bu haritaya göre bir harita aslında. Yani bence bunu bildikleri için mi artık, yani ben onu anlıyorum. Başka aksini ispat etsinler, ben de o zaman diyeyim ki ya tamam. İstanbul'da bir deprem olacaksa madem, FETÖ bahanesiyle silahlı kuvvetler buradan niye çıkarıldı? Ben hani savunma sanayi nerede? Bana diyorlar ki yok, İHA'lar SİHA'lar yaptı. Kardeşim senin İHA'ların SİHA'ların Ukrayna'ya gidiyor, Gazze'ye gidemiyor. Niye? Niye gidemiyor ya? Niye yalan söylüyorsun ya? Bu şirketler Türkiye'de vergi vermeyenler listesinde. Ben her Gazze'deki savaşa çekilmeye çalıştık hocam sürekli de. Belki Gazze'deki savaşa girmememiz gerekiyordu. Oraya girseydik oradan çıkamazdık çünkü hocam, bence. Bu da yorumum. Gazze'deki savaş dediğiniz savaş, Türkiye'nin de içinde bulunduğu bir planın parçası. Evet. Bebeklerle, çocuklarla, kadınlarla O savaş. planın parçası değiliz diyorsunuz ya, bak o planın, şimdi oradaki Müslümanların yanında olamadık yoksa bize de zarar gelir diyoruz ya. İşin daha kötüsünü söyleyeyim ben size. Türkiye bir anlamda ya İsrail'in yanındaysa, ne diyebilirsiniz bu cümleye? Öyle o zaman mukaddes derim. Peki bak, başka bir şey o zaman söyleyeceğim size. Bak bir haber okuyorum size, bak. Şu haberin hemen ekranınıza getireceğim. Bak, hemen canlı yayında getiriyorum. Laptop önümden kaldırıyorum ve getiriyorum. Ve sonra size bunu okuyacağım. Okuduğum cümleleri ekran resmi almak isteyenler alsın. Şimdi okuyorum size. Yani böyledir demiyorum. Ben şüpheciyim. Benden de şüphelenin. Ben de şüpheleniyorum. Amerika top mermisini Türkiye'den alıyor. Rusya'yı, Ukrayna'yı işgal etmesiyle
elindeki mühimmat stoklarının birçoğu Ukrayna'ya gönderen Amerika ordusu oluşan envanter açığını Türkiye'den satın aldığı mühimmatlarla kapatıyor. Ya bu Amerika Türkiye'nin etrafını kuşatmış PKK'ya silah veren değil miydi? Biz bu mermileri Amerika'ya biz veriyorsak onların PKK'ya ya da İsrail'e gitmediğini bana kim garanti edecek? Ya senin söylediğin o cümlen bu millete atılmış, milletin inanması istenen bir yalansa oraya ya Kur'an-ı Kerim'in nerede bak dünyadaki bütün yasaları din belirler. Dünyadaki bütün yasaların kaynağı dinse Kur'an-ı Kerim'den başka kaydı ve güvenilirliği olabilecek başka bir din kaynağı olamaz. Kur'an tek kaynaktır. Bitti. Hiç en küçük ama bilmem ne lamcım istemem. Kabul etmiyorum. Kesinlikle. Kur'an-ı Kerim'i Allah'ın indirdiği kitabı reddeden zaten benimle işi olmasın. Hani Müslümanlığı temsil ediyorum diye de yalandan o kendini de kabul etmeye çalışmasın. Ben de diyorum bak burada NATO'nun işte bak Türkiye'den tedarik ediyor. Türkiye'nin ürettiği tüm mermi, roket ve füzeler NATO standartlarına sahip olması Amerika'nın Türkiye'yi tercih etmesinin önemli sebeplerinden biri. Peki işte diyorum o yüzden İsrail'e mühimmat sağladığı kaynaklardan biri Amerika'ysa ya bizim üzerimizden bu silahlar oraya gidiyorsa Kürecik'teki bütün radar istasyonları İsrail'in güvenliği için değil mi? Demir kubbe buradan korunmuyor mu? Kimden korunuyor? Gazze'de birisi sapanla taş atarsa kubbe Türkiye'nin kontrol ettiği bir yerden ya inanıyor musunuz hakikaten ya? Yani gerçekten zamanı var bugün biri bana yazmış diyorum bak 80 bin insan katledildi. Zamanı var ki Türkiye'deki muhafazakarlık Türkiye'de dini bitirmek ve muhafazakar dinci kesimi kandırmak için vardır. Onları temsil ediyormuş gibi yukarıda duranların hiçbiri onları temsil etmez. Dinci görünen tayfa İslamiyet'i dini bu topraklardan silmek için vardır. Milliyetçi görünen tayfa milli duyguları silmek için vardır. Bu net. Çok net söyleyebilirim bunu. Yani bu tartışmaya açık bir konum değil. Bak millete desem ki kardeşlerim Alparslan Türkeş NATO generalidir. Bak desem bana kim itiraz edin? Bak arattır Google'da bak bakalım. Pentagon'da eğitim almış, NATO subaylığı yapmış biri değil mi? Yani benim babamın bana emanet ettiği, ölümünden sonra silahını ben taşıyorum. Silahın kabzasında üç hilal vardır böyle. Türk eşçiydi. O zaman o ideolojiye sahipti. Biliyorsunuz Oflu, Ağrı abiler hep böyleydi. Ama baba şimdi biz seninle ayrı ayran içtik, ayrı düştük kardeşim. Sevgili babam. Hocam siyasetin hiçbirini sevmiyorum. Ama ben kendi adıma yani çünkü benim iş yerime geldiklerinde ben onlara şunu söylemiştim. Bakın siz milliyetçi misiniz? Asıl vatan sevenlerdir milliyetçiler. Yani asıl biziz. Asıl milliyetçiler vatan severler. Vatan için canını verecek olanlardır demiştim. Onun için bir vatansever olarak ben de şöyle söylüyorum. Ben bilmem Türkeş'i. Fakat belki bunlar kasıtlı olarak oralarda yani bir de o tarafı da olabilir. Oralarda yetişmiş de olabilirler hocam. Türkiye onların içine sızmış. Ya bu mu ya? Bu mu? Buna mı inanıyorsun? Hocam ben orada okumuş olsaydım çünkü ben ciğerimden, yüreğimden, tüm hücrelerimle manyak bir vatanseverim. Ben oralarda okumuş olsaydım ki çocuğumu Robert'e göndermedim. Satılık çocuğum yok diye. Yale Üniversitesi'nde kafatasına, kemik cemiyetine, bilmem nesine gitmeyecek diye. Samimi söylüyorum yüksek dereceyle kazandığı halde ben kendim kendim de aynı şekilde daha 7 yaşındayken 7-11 yaşında biz o zaman sınava girerdik. Robert Koleji'ni kazandığımda 11 yaşında reddetmiştim. Sonra kızım için aynı yeri reddettim. Neden? Saf bir, saf kan, bütün hücrelerimle bir vatanseverim. Eğer ben oraya gitmiş olsaydım, oralarda okumuş olsaydım, onların hainliklerini öğrenmek üzere gitmiş olurdum. Bunu da parantez içinde söylüyorum. Ölmüş gitmiş adamı tanımıyorum. Lozan ve Serbin birebir aynı olduğunu, gelecekte Türkiye'de kurulacak tüm devletleri bu iki anlaşmada ayrı ayrı kabul etmiş olduğunu bu milletten saklayıp Türkiye'de ne 50 yıl önce, ne 20 yıl önce, ne şimdi, ne de 100 yıl önce siyaset yapamazsın. Bunu milletten saklıyorsan hiç kimse saklamamalı. Hiç kimse. Bak, saklıyorsan bunun elemanısındır. Eğer bunu milletten saklıyorsan, biz Roma'nın idaresinde ve kontrolünde olan bir ülke olarak ki böyle bu saklanıyor. Birleşmiş Milletler anlaşmalarına bakın. Tarım, tohum, su kaynakları tamamı Birleşmiş Milletler'e verilmiş. Hatay'da yapılan deprem sonrası o şehirlerin yapımını Birleşmiş Milletler'e üstlenmiş.
İstanbul'da Birleşmiş Milletler'in, yani Roma'nın, Roma Kulübü kurmuştur Birleşmiş Milletleri. OÇA merkezi vardır Ataşehir'de. İnsanların doğal afet ve iç savaş sonrası davranış belirleme birimi İstanbul'a açıldı. En muhafazakar partinin başındaki isimler Ataşehir'deki Roma mimarisiyle olan finans merkezinin açılışını yaptı. Ekrem İmamoğlu 8 bin metrekarelik Fatih Sultan Mehmet Sultanahmet Meydanı'nda, pardon özür diliyorum, Ayasofya'nın orada Roma Hipodromu'nu tekrar canlandırmak için turizm yalanını kullanıyorlar. Benim kasem kitabında bile parsel parsel bilgileri var. O yalanın, o ihanetin bir anlamda. O beyefendi bütün her yere şahmeran dikti ya zaten 21 mi 22 tane mi? Müsaade edin, hemen kalkayım, siz anlatın, şuradayım, duyuyorum sizi. Tamam. Çok Yarışmalar yapıp şahmeran yarışmaları İstanbul'un her yerine o şahmeranların dikildiğini biliyorum. AVM'lere şahmeranlar yapıldı. AVM'lere kapalı üstü örtük üstü yani gizli bir şekilde sembolleri iyi bilen insanlar bunu çok iyi okuyabilir. AVM'lerde Bafomet sembollerini görüyoruz. Bunları hepsi belediye etkinlikleri içinde yapıldı. Şahmeran'ı araştırabilirsiniz ne olduğunu. Melez Röpteliyan. Evet. ben bu kitabın kapağını tasarlayan kişiyim. Ayasofya'nın minaresiz halini koyacaktım. Yüreğim kaldırmadı. Yemin ederek söylüyorum. PSD'sini burada açabilirim. Kapağını Ayasofya'nın minaresiz olarak da tasarlamıştım. Gönlüm razı olmadı. Şimdi Ayasofya'nın minaresi yok yerinde, biliyor musunuz? Duydunuz bunu? Hayır. Tadilat bahanesiyle indirildi. Ben bunun tadilatın kılıfıyla indirileceğini, Türkiye'nin İstanbul'un Roma'ya hazırlandığını söylediğim kitabı yazdım. Bir tane buradaki cümleyi yalanlayabilecek delikanlı var mı şu medyada? Bir tanesini inkar etsinler ya. Bugün Bolu Dağı'ndaki tünel kapalı. Bolu Dağı'ndaki tünel 1999'da deprem altında, enkaz altında. Gölcük donanma karargahında enkaz altında kaldım ben. Kurmay başkanı amiral postasıydım. Enkaz altında kaldığımda aynı anda o depremi yapan belki de bir tetiklerden biri de Bolu Dağı'nın patlatılmasıydı. Bolu Tüneli ne oldu da patladı da 19 yıl kapalı kaldı o zaman? 19 yıl boyunca oraya resmi yetkililerin bile girilip kontrol edilmesine izin verilmedi. Tüneli kim yaptı? İtalya, Roma. Tünelin yapımı o. Tüneli Roma yapıyor. 18-19 yıl sonra tünele beton döküyorlar, betonu kapatıyorlar. 2 kilometre öteye yeni Bolu Dağı tüneli yapıyorlar. Şimdi İstanbul'da yeni tünel yapılmış. Anadolu'dan İstanbul'a gelen ana arterlerden biri adeta kapatılmış. E peki kardeşim, siz orada ne yapıyorsunuz lan, Roma ne yapıyorsunuz diyen kaç delikanlı var ya? İstanbul'a neye hazırlıyorsunuz? Yani ben bu kitabı yazıp bitirdiğimde Kudüs'te kan Ay akmıyordur. ben Bak. sizinle yayın yaptıktan sonra bir hafta falan hasta oluyorum hocam. İnşallah söyledikleri doğru değildir Mukaddes diye. Hanım, bu kitabı ben size duyurduğumda depremden önce yaptık mıyız bu kitabı ya? Evet. Bak Kudüs canlı hali. Kâin miyiz biz ya? Cinleri var demişler. Delinin bir tanesi. Bilgisi olmayanın cinleri oluyor herhalde. Yani mümkün mü böyle bir şey ya? Çok ortada değil mi? Yani bütün bu olanları saklayan medyanın kanalları Eylül'den sonra, buradaki 1500 kişiye söylüyorum, her birine başvuracağım. Ben yeni çalışmalarla geldim diye. Beni çıkarmazlarsa siz zaten benim söylediğim, ki çok büyük bir bölümü, milleti bu vatanın evlatlarının gerçek bilgilerini ortaya çıkarmamakla görevli. Her bir kişiyi tek tek arayacağım, bak bir daha sıfırdan. Eylül bitecek, Eylül'ün sonu, Ekim'in başı. Arayacağım. Önceden ne kadar çıktığım kişi varsa hepsini arayacağım. Baktım ki 30 günde süre tanıyacağım. Bir ay içinde bize zaman tanınmadı ve açıklama yapılmadı. Ya bana şunu desinler, canımı yesinler. Eray Hoca, bize bir telefon geldi, artık seni çıkaramayız. Derim ki eyvallah. Ya ama sana zahmet, o sana onun telefon nereden geldiyse bana onun bir adını ver de. Valla bana beni öldürseler hiçbir telefona durduramazlar biliyorsunuz değil mi? Anladınız. Ben çıkarmayacaksam bu kafa istemedi diye çıkarmam. Hiçbir silah şu kafayı durduramaz hocam. Bunu anladınız zaten. Bunu biliyorsunuz. Ya çok tatlısınız. Ben sizi ifadeye almayacağım ama sizin haricinizde Al al. Al beni. Aldın zaten.
Aldın zaten. Bir gün bana dedin ki, hatırlıyorsun değil mi? Sen kimden para alıyorsun dedim. Ben de dedim gözlerime bak, gözlerime. Gözlerim vatan haini gibi mi parlıyor? Nasıl parlıyor? Vatan deyince nasıl parlıyor? Ben onu size niye söyledim? Vatan haini olduğuna emin oldum. Çakallar sizin programınıza çıkıyor. Sizi arıyorum diyorum ki ya bu adam vatan haini la. Bu adam yalan söylüyor ya. La ben bu adamın kulağını çekeceğim. Bak sivilde ben bu adama çatacağım. Bir kere çıkardığım birinden bahsediyorsun. 6 ay sonra söylüyorsun bana onu. 6 ay değil. Ben söyledikten sonra da Hayır. çıkardınız. Hatta bana da şöyle açıklama yaptınız. Ben bir programcıyım dediniz. Ben de dedim ki hatta bana bir şey örneği verdiniz. Dediniz ki terörist Başkası o. Başkası kim? o. İki kişiye taktınız Tamam. siz. Ben bir kişiye değil, hepsine taktım. Takmak da iki Benim kişi. yayına çıkardıklarımın hepsine mi taktınız? Hayır ya ondan bahsetmiyorum. Siz medyada yani nihayetinde o şarkıcı diye geçen müptezeli de siz çıkardınız. Size ne oluyor? Aynı vatan hainlerini çıkarıp İlk ben çıkardım 4 sene önce sevgili hocam. anlattı abi. Şarkıcı, türkücü ne anlıyor? Yani Arif Sağsan'a ne kadar uyarınız anlatabilir? Ben anlamıyorum. Arif Sağ'ı da çok Ben severim. de çok severim diye anlatıyorum yani. Anladın mı? Hangi vasıfla anlatabilir ya? NATO planlarını, Lozan'ı vesaire, Allah'ın indirdiği ayetlerin hangi vahiy yoluyla geldiğini, hangi bilgi vasıf, hangi inançla uyuşturucu kullandığını bile uyuşturucu değilmiş gibi anlatanlar nasıl? Nasıl yani? Bunlar nasıl vatana hizmet ettiğini iddia ediyorsunuz? Ben tabii ki sizi kayırmak için, kollamak için bak bu vatan hainidir çıkarıyorsun. Yarın seninle de kafa kafaya geliriz diye derim ve bunu da açıkça burada söylerim. Ben o diğer medyadaki arkadaşlara da onu söyledim. Onlar o vatan hainlerini tercih ettiler. Bize küstüler. Niye acaba? O telefonun ucunda kim var? Şu Acun'un programında vardı ya. Neydi onun adı? Remzi Bey miydi ya? Neydi Ya onun adı? hocam, bak ben senin bu huyunu sevmiyorum. Şuraya gelip şunun adını, bunun adını, imaları Ya aç kanalında bir tane yayın orada yap. sevgili Mukaddes Hanım, Benim adımı da ver. ben biz seni arayıp senin programa çıkan isimlerden sana bahsetmedim. Niye ben yok? Ya nasıl olmadığım gibi davranabiliyorsun? Ben onu anlamıyorum ya. Kendi ya sen bana de ki bilmiyordum, anlamıyorum bu konuların hepsini bilmek zorunda mıyım de. Eyvallah. Bana diyorsunuz ki terörist Öcalan'ı da çıkaran medyaydı. Ya onun terörist olduğunu bilerek çıkardılar. Siz milletin karşısına çıkardığınız kişiyi insanmış gibi çıkartıyorsunuz. Ve benim bunu nasıl ima edeyim ya? Benim normalde bırak ima etmeyi, gerekeni yapmam lazım. Tutup kulağımdan kanunun önüne atmam lazım. İsimlerini deşifre etmem lazım. Tabii Yap yapın hocam. yapmıyorum. İsimlerini deşifre edin. Ama Evet. bak ben size dedim ki o gün biz yayıncıyız. Biz Ben herkesi çıkarırız dedim. bu vatana yalan söyleyen belgeleriyle Ama yalan ben fark ettiğim anda ben bu vatana ihanet ettiğini fark ettiğim bir insanı çok net ya tamam. asla bir daha Ya almam sevgili yayına. canım benim, sarılacağım sana. Bana o et ısmarladığınız yere geleceğim bir de. Böyle de ama biz hiç Yemek yiyor diyor ki, şimdi birazdan ölecek miyim, zehirlenecek miyim diyor. Bana diyor, ben de diyorum ki hangi parçayı istiyorsan bana göster ben yiyeyim önce diyor. Yani. sevgili Mukaddes Hanım, ya ben seni bizzat kendi yerleştiğim bütün sevdiklerimin, çevremin, arkadaşlarımın, geleceğimin planladığım yerlere bizzat gel seni komşu yapayım demedim mi sana? Evet. Dedim. Yani dolayısıyla benim sizin yaptığınız ya da benim yaptığım bir hatadan bana küsemezsiniz. Ben de sizin yaptığınız bir hatadan size küsemem. Küsmem. Biraz Küsmeyiz. birbirimizi uyaracağız. Gerekir Evet. imalarla değil daha açık isim vererek yapacağız. Neyi imaz? Küsmeyiz. Yani ne, ima ne? Ben kendimi yiyip bitiriyorum. Kendimi zor tutuyorum. Haberin yok. Kayış koparsa bu iş nereye gidecek? Haberin yok. Yani beni de anlar lütfen. Ben bir Trabzonluyum. Vatana ihanet ettiğim birini kibar kibar kınamak bize düşmez abi. Biz öyle bir yapımız yok bizim. Yani yer siyah gök beyaz ne olacaksa o saatten sonra olacak. Bu millete yalan söyleyemezsin. Artık Trabzon'da cenazelere giden kuzenlerim eceliyle kimsenin ölmediğini söylüyor. Bütün aldığımız yerlerde tarım, hayvancılık bitirilmeye çalışıyor. Cinsiyetsizlik okullara verilmiş bütün çocuklarımızın geleceğine sapıklık olarak sokulmuş. Bütün izlediğimiz o resmi kanallar bu ihanetin elemanı. Biz uyanış diye türkücü Evet. müptezellerden ne bileyim tuhaf tuhaf astrologlardan normal insan gibi olanlardan bahsetmiyorum. Bu tür sapıklardan, örgütlenmiş yalancılardan, astral seyahat masalları anlatanlardan, işte Türklerin
ne bileyim bir yerlerden geliyor. Ya kardeşim Allah yarattı da hepimizi. Milletiz, milletlere böldü. Yani bize yalan söylemeyin. Bize yalan söylettirmeyin. Bunu istemek hakkım değil mi? Sen beni arayıp da desen ki benim burada İzmir'de canımı sıktılar. Dakika tut. 3-4 saatte oradayım ben. Gelirim sen canla beraber. Ben sana telefon açtığımda seni seven biri olarak. Buradaki 1500 kişiyi en az senin kadar seven biri olarak. Ya bu millete yalan söyleyenleri çıkarmayalım bu ekranlara. Bu ekranların %95'i zaten yalancı, müptezel, mason, Yahudi, zaten Doğru. Türkiye'deki Makedon terör örgütleriyle dolu. Kesinlikle doğru. Yani bunu anlatalım dediğimde bizim birbirimizi duymamız lazım. Bizim ortaya koymamız Kesinlikle doğru. lazım. Şimdi bu saatten sonra size de bir görev düşüyor. Ben sizi çok sevdiğim için. Bu vatan millet görevidir, anladın mı? Lozan'ın ile Serv anlaşmalarının maddelerinin tamamı aynıysa ki aynı. Ben size belgelerini bir daha atayım. WhatsApp'ınızı atayım. Bundan sonra her yayınızda aslında işgal altında olduğumuzu ve bunun saklandığını duyurmanız lazım. Biz büyük bir devletiz, 1000 yıldır bilmem neyiz falan. Bunlar Türk filmleriyle milleti uyutan tezgahlara benzer. Öyle o duruma düşmeyelim beraber. Ben de sizinle, siz de benimle okuyalım beraber, okuma kampı yapalım. Ben size ağırlayayım. Yalova'da, Trabzon'da, İstanbul'da, nerede istiyorsanız oraya gelelim. Beraber kalalım birkaç gün. Biliyorum hocam. Biliyorum. Çok söylediniz. Alırız beraber, rızıklanalım, et yiyelim, mangal yapalım. Bakalım diyelim ki bu millete, eğer siz her gün yayın yapıyorsanız, her gün 1500 kişiye Lozan'ın bağımsızlık olmadığını, yani bu tür masallarla ekrandaki tarihçilerin hemen hemen hepsinin, bak aksi çıkarılmıyor oraya. Ora bir terör örgütü ama Türk milletini temsil ediyormuş gibi terör örgütü. Bunu beraber söyleyelim. Bunu sizin ben yokken de bir gün söylediğinizi duyayım. Daha da çok sevgimi kabarsın size. Bu kötü bir şey mi? Kötü bir şey mi istiyorum? Yani gelecekte Türkiye'de kurulacak devleti Türkiye olduğu şekliyle kabul eder maddesi, sadece bir madde. Kıbrıs zaten İngilizlerindir 1914 tarihli. Lozan'da da Serbia'da da açık maddeleri var. Bunlar yasak. Ekranlarda bunlar konuşulmuyor. Belki de ben bunları söylüyorum diye yarın öbür gün belki başka bir bahaneyle siz de bana küseceksiniz, bilmiyorum. Ama maddesini ortaya koyamadığım hiçbir şey söylemiyorum. Bakın, bakın şu kitap. Hemen hemen gösteriyorum sana. Yani hemen şuna müsaade et lütfen. Ne kadar önemli bir şeyden bahsediyor. Yani uyanış. Burayı anlamadan nasıl uyanacağız? Bu işgali anlamadan, Türkleri temsil edenlerin Türk olmadığını, Türklerin kılığına girmiş, bu milleti uyutmakla görevli, uyanış şifre bilmem ne, ya Türk'ü çaldıklarını nasıl anlatmayız ya biz? Siz bana diyorsunuz ya ima. Ben size bir şey söyleyeyim mi Mukaddes Hanım? Allah şahidim olsun. Bırakın imayı. Kendimi hani kamikaze uçakları olur ya böyle bomba yüklü. Kendimi nasıl, hangi gerçek bilgiyle, hangi tür tehlikenin içine atıp yok edeceğimi düşünmez durumdayım. Umurumda değil. Babamın oğlu tanımam. Bırakın selam verdiğim kişi olmasını. Bu millete yalan söyleyemezsiniz. Anladınız mı? Bak şimdi şurada sayfa kaçta? Maddeler var. Sayfa 199'da. Diyorum ki bir tane delikanlı bu değil desin ya, değil desin ya. Bunu kapatmak, bu kişileri ekrana çıkarmamak yerine. Bak Lozan 4, Serv 128. Lozan 5, Serv 29. Lozan 6, 39. 7, 31. 8, 32. 9, 10, 11. 33, 34, 35. Lozan Serv. Ya bütün maddeler ki Burak Turna'nın Twitter sayfasından bunun ayrıntılı bulabilirsiniz. Ondan sonra ikide bir şahsıyla ilgili kötü yorum yapıyor. Ya kötü yorum yapacağına 100 yıllık tarihi yok etmiş şu adama selamdır selam. Senin dışarıda kalan işgal edilmiş vatan topraklarının bile hangi planlar doğrultusunda işgal edildiğini ortaya seren bir çocuk. Bunu eline alıp tutmuyorsun, bana uyanış diyorsun. Ya ben sana diyorum ki Türkiye Cumhuriyeti sınırlarında mı vatanın, memleketin? Eyvallah. Eskiden Osmanlı toprakları sınırlarında olan da işgal edilmiş ve şu anda bizde olmayan yerler. Şu an bu madde niye bunu aramıyoruz? Çok basit bir şey söylüyorum. Bunu neden aramaz ya bir insan? Bunu aramak zorunda değil miyiz? Yani bakın burada bir iki örnek var. Lozan madde 20, 21. Türkiye 1914 tarihinde hemen okuyorum. İngiliz hükümeti tarafından ilhak edilen, işgal edilen Kıbrıs'ın işgalini tanır diyor ya. Dünyada Kıbrıs Türkiye'den başka tanıyan hiçbir devlet yok. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bize dedirten kim? Bunun niye peşine düşmüyorsun? Aynı madde
Serb 115'te de var. Bak hemen maddesini vereyim oku. Ekran resmi çek. Serb 115'te de var. Bakayım ne yazıyormuş orada. Aynısı. Birebir aynısı. Serb 115'te yüksek hakim taraflar 5 Kasım 1914 tarihinde İngiliz hükümeti tarafından ilan edilen Kıbrıs'ın ilhakını tanır. Peki, biz buradan gelip dayanan iş bu merki buraya dayandıysa eğer, biz de diyoruz ki sizin ekrana çıkardıklarınız, sizin kendiniz ima ettiğini zannettiğiniz ama aklınıza gelen bütün isimlere söyleyin, pazar günü o meclise gelsinler. Uçak biletlerini de ben alacağım, ben karşılayacağım. Bütün konferans salonunu falan her şeyi ücretsiz, otoparklar ücretsiz, 5 kuruş bilet parası yok. Ya gelin İtalya, İngiltere, Fransa hükümet temsilcilerini nedir o, ne deniyor ona? İşte konsolosluktan mı artık kimdense ateşeleri bilmem ne falan diyorlar ya böyle. Çağırdık buyurun beraber konuşalım diyorum ben. Konuşmayalım demiyorum ki. Sürekli bir tweet atıp kaçacak mıyız? Sürekli yorum yapıp kaçacak mıyız? Bir araya gelip konuşmanın vakti gelmedi mi? Özel davetli misiniz? Lütfen İstanbul'a atlayın gelin. Bugün çarşamba. Cumartesiden gelin bir gün bizde kalın ağırlayalım sizi. Pazar günü beraber halk meclisine gidelim. Türkiye'deki insanlarla istişare meclisine gidelim. Siz sorun, biz anlatalım. Biz soralım, siz de anlatın. Çok güzel bir teklif değil mi? Evet hocam. Sizi çok seviyorum. Yüzünüzü asmayın. Kimseyi ima etmiyorum. Ben birini gerçekten kafaya taksam yani Allah yardım etsin. Ne diyeyim? Benim derdim sadece şu. Vatan hainlerinin yalanlarının meşhur edildiği, gerçek belgeleri ortaya çıkaran evlatların susturulduğu bir vatan gönlüme sığmıyor benim. Böyle bir medya terör örgütü de istemiyorum. Bu medya bana göre terör örgütüdür. Beni çıkarmıyor ya. Şöyle bir cehalete düşmesin. Beni çıkar ya. Ben bu kitabı yazmadan önce Eylül ayında paylaşım yaptım. Biz bunları ortaya koyduktan sonra herhalde yollarımız ayrılacak diye. Ondan sonra siz evet onun vatana ihanet ettiğini anladıktan sonra çıkarmadım dediğiniz kişinin bu durumunu kabul ediyorsunuz değil mi? İma ettiğimi zannettiğiniz kişilerin hepsi onları hala çıkarmaya devam ediyor. Yakın 1-2 aydır belki. Niye? Yani o zaman bana güceneceğinize onlara gücenin. Onlara da alo deyin. Niye çıkarıyorsunuz bu adamları? Niye bu millete yalan söylüyorsunuz? Putin Türkmüş, peygamber Türkmüş, herkes Türkmüş. Yok ya. Yok Romalılar da Türklermiş, Türkleri Roma'da kurmuş. Ondan sonra Müslüman Roma'ymış. Fatih Sultan Mehmet Roma'nın Kaiseri'ymiş. 1561 yılında Trabzon fethedildi. İstanbul'un, Anadolu'nun en önemli ilk fethi İstanbul ise son fethi, son Türk yurdu olmasının kalesi Trabzon'dur. Dolayısıyla Trabzon bir yüzlerce yıldır bir Türk yurdu ise, İstanbul'da bir Türk yurdu ise buna oyun oynayanları ortaya çıkarmak zorundayız. Benim canımın, senin canının varlığının hiçbir önemi yok bu gerçek karşısında. Kesinlikle. Biz bu gerçeği ortaya sermek zorundayız. Hani Kesinlikle. sonra bak sonra ne olur biliyor musun? Yeniliriz, sorun değil ya. Erkeklikte dayak yemek de vardır, vurulup ölmek de vardır. Ama yemek de vardır. Erkeklikte korkaklık yoktur, geri kaçmak yoktur. Dinde korkaklık yoktur, geri kaçmak yoktur. Ayet var açık açık. İman edenler haksızlığa karşı mücadele edip savaşıp onlara hadlerini bildirenlerdir diye ayetler var. Ben nasıl Müslümanım o zaman? Ben niye korkacağım anlamıyorum ki. Ben niye çekineceğim anlamıyorum ki. O yüzden bana lütfen gönül koymayın. Yani benim yaptığım hareketi şöyle düşünün. İnsan kılığında terörist Fethullah Gülen'i ekrana çıkarıp da bak bu hocaya ağlayın diyen biri kadar aşağılık duruma düşmüş olmaz mıyız biz? Buna inanın demek kadar bir şey. Bu gösterdiğim, sizi de aradığım isimler bu adamlar kadar aşağılık oldukları kesinleşmiş, ortaya koydukları kitaplarında da yalan, planlı yalan olduğu net belgeli insanlar. Ama henüz kanun önünde resmi bir suça bulaştığını netleştirmedik. Neden netleştirmedik? Ben bir tanesine denk geldim bundan 2 hafta önce, 3 hafta önce. Dedim ki yani sana ben ne yapacağımı bilirim de kardeş emin ol o kadar çok var ki senin gibi kullanılan. Hangi birinize enerjimi sarf edeyim? Benim bu millete sistemi kandırıldığı yeri anlatmam lazım. Tek tek hepinizin kulağını çeksek ne olur? Tek tek hepinizi kanun önüne çıkarsak ne olur? Yalanlarınızı ifşa etsek ne olur? Anladınız mı?
Dolayısıyla müthiş bir psikolojik savaş varsa, mesela bak, geçen yayında anlattığım bir durum vardı. Onu da yayının sonuna ekleyeyim. Rezerv alan yasasıyla tarlalara, mallara, mülklere el koyma olayı gündeme gelecek demiştik. 2 yıl sonra başladı, değil mi? Neden benim bulunduğum yerden tarım arazi alıyorum diye her ay bir kere sizin yayınınızda 5 kişiyi davet ediyorum. Gel, ben hiçbir şey istemiyorum. Benim aldığım yerlerden 1'e 50, 1'e 100 belki gelecek yıllarda bir katlama da olabilir. 5 yıl olmadan satamıyorsunuz her şeyin. Yani babanızdan kalan mirasın bile yarısını alıyor artık ya. Yarısını alıyor artık. Bu o en son gelen adam iyice bir abarttı yani. İyice bir abarttı Mukaddes sevgili hocam. hatta İyice kudurdu artık yani. ben de diyorum ki Lozan ve Serv'deki işgal müttefiklerinin emrini uyguluyorlar. O yüzden kudurdular. O yüzden halka saldırıdır bu. Ve ne oldu biliyor musunuz? Bizim ortaya koyduğumuz tepkilerle Hatay Samandağ'ında bir yer geri alındı. İptal. Biz etrafında niye kalabalıkları topluyorum? Başıma ne gelirse gelsin benim kaderimi, benim gücümü, benim oradaki ekibimi kullanabilecek. Benim fiyat katlamam, parayı koruma gibi güçlerimi de kullanabilecek. Atatürk'ümü biriktirmişim, onu da kullanabilecek. Su tankları biriktirmişim. 450 tonluk sadece benim bir tane yerimde yer var. 450 tonluk su deposu var. Kuyusu var ve eve bağlanmış. Ve 1500 ağacım sadece orada var. Ben bizzat bunu yapan bir çiftçiyim aynı zamanda. İnsanlara tarım arazi al derken, niye sizin yayınızda ki bu çağrıyı şu anda yenilemiş olalım. Şu anda bu yayını izleyen 5 kişi ısrarla en az 10 kere, 20 kere üşenmeden aradan bir haftada geçse göremediğim zaman şu WhatsApp numarası benim Instagram profilimde var. Bana yazsınlar. Ben hayal edemeyecekleri kadar bir güzel bir yerde ki çok uyguna onlara ama tabii büyük yerler olduğu için biraz hazırlıkları olması lazım. Yer almalarını sağlayacağım. Neden? Çünkü geleceğe hazırlanıyoruz. Geleceğe bütün bu fırtına bittiğinde tarım arazisi olmayanın neyi var? Hiçbir şey. Ev yapacaksın. Arazin yoksa neyin var? Hiçbir şey. Su deposu koyacaksın. 1.000 tane ağaç, meyve ekeceksin. Tarım yapacaksın. Domates, biber, zeytin, ceviz. Ki bende bunların hepsi var. Yüzlerce kilo ata tohumu var. Gluten, YDO hiçbir şey yok. Pırıl pırıl. Gel kardeşim bu güce dahil ol. Ama ben sana randevu vereceğim. Sen geleceksin. Ben de seni tanıyacağım. Bir zahmet et. Kalk yerinden. Gel. Biz seninle bir 10 dakika, 5 dakika görüşelim. Çünkü ben oraya seçerek alıyorum ve buranın ifşa olmamasını sağlıyorum. Hiçbir yayında siz benim şuradan yer alın, buradan almayın dediğimi duydunuz mu? Bu yatırım tavsiyesi değildir. Benim yaptığımı yapıp benim etrafımı bizim milletimizle, Türk milletiyle, Kürt milletiyle, neyse adı, Laz milletiyle, bizim ofların Rize'den öteye Ardeşen oralara Laz'la diyorlar ya. Ya bizim bu milletimizden olsun. Benim yerim değil mi? Yani muhtaç olan birinin muhtaç olan diğeriyle buluşması bizim yaptığımız. Ama ben neyden emin oluyorum biliyor musun? Benim etrafımda artık bizim milletimizden insanlar var. Bunlar orada gelecekte neler olacağını, o sırrı biliyorlar. Ne tür projeler, ne tür hızlı trenler, sanayi bölgeleri, lojistik merkezleri, 3. köprü, Çanakkale Köprüsü aklınıza ne geliyorsa. Hangi yolların nerelere bağlanacağının 10 yıllık, 20 yıllık haritalarını biz biliyoruz. Gelecekte nerelerde bor madenleri çıkacak bunları biliyoruz. AFAD'ın niye Kırklareli'ye, Edirne'ye, Trakya'ya, Çanakkale'ye tahliye haritası olarak göstermediğini biliyoruz. Yani anladınız mı? Haliyle bunları bilen ama aynı zamanda gerçek anlamda kar amacı gütmeyen, sadece kendi milletin etrafına toplamaya çalışan biriyle birlik olacaksın. Pazar günü halk meclisi yapıyorum ücretsiz. Sadece ben yapmıyorum. Çok büyük bir oluşum. Çok büyük, beni çok aşan bir oluşum. Orada çok önemli isimler var, yazarlar var. Resmi yetkililer var. Gelebilirse Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal da var. O kadar önemli isimler var. Gelirse, davetimizi kabul ederse İngiliz, Fransa, İngiltere büyükelçilikleri de var. Anladınız mı? Haliyle yani birlik olun sevgili arkadaşlar. Birlik olun. Yeni dünya düzeninde bu fırtınaya yem olmayın. Her şeyin fiyatı 1'e 10, 1'e 20 katlanmış. Gelecekte tarım arazileri 1'e 50, 1'e 500, 1'e 1000 buralara çıkacak. 10 yılda tarım arazileri bazı yerlerde 900 kat artmış. Beylikdüzü'nde bir ev 10 kat artmış. Yani neden bahsettiğimi iyi anlayın. Hani bireysel emeklilik gibi benim de vardı. Ben hepsini bozdum çıktım. Hepsini kestiler benden. Kestiklerine rağmen o bana ki kaç yıl sonra kim? Hocam ben banka güveni bankalar zaten bir günde herkes paralar bloke olacak. Bankalar çok az kaldı hocam. Ben 2019'dan beri onu söylüyorum. Banka bir gecede bitiş. Paran bitecek. Altını da alıyorsan elini alacaksın. Altın hesabı değil.
Artık yani arsalarınızı satmayın, topraklarınızı satmayın, toprak toplayın. Bunları çok söyledik hocam. Sizden alamayanlar gitsin bir yerlerden alsın bu toprakları. Toprak toplasınlar, kendi köylerini Benim her kursunlar. diyecek bir gücüm yok. Ben ayda sadece 4-5 Evet. kişiye Instagram'dan özellikle kendini açıklayan, düzgün cümle kuran, hani dostluğumuz, kardeşliğimiz, oradaki birlikteliğimizin de bana da fayda sağlayacağına inandığım kişileri randevu verip çağırıyorum. Onu da bizim bu işle ilgili ekip arkadaşlarıyla birleştiriyorum. Bu kadar. Çünkü bu çok kutsal bir dava. Bir yılda inanılmaz orada genişleme kaydettik. Tohumuyla, ağacıyla, bitkisiyle, suyuyla. Haliyle dünya önümüzdeki 2030 yılına kadar çok beter yerlere doğru sürüklenirken gerçeklerin ne olduğunu anlayıp üstüne gidip bir araya gelmek zorundayız. Bunu yapmak zorundayız. O yüzden bak ben iş telefonumu yanıma almışım. Profilime numaramı koymuşum. Sana ister bireysel aile danışmanlığı ekseninde kapsamında ulaştırıyorum. İster bu kitaplarla ilgili seni ücretsiz davet ettiğim devasa etkinlikteki salonlara gel diyorum. İster tarım arazi alacaksan rızkını benimle birlikte buralarda gel ara diyorum ya da ne yaparsan yap diyorum. Ya da bulunduğun yerlerde de aynı birlikteliği gücü devam ettir diyorum. Yani tıpkı Veled suresinde gibi vermeden asla alamazsın diyorum. Hakkınızı helal edin. Konuların yoğunluğuyla ben birazcık onun duygusal yüküyle acısıyla biraz sert konuşuyorum bazen. Yani zor değil mi Mukaddes Reis? Size Mukaddes Reis diyeceğim bundan sonra. Canım hocam, canım hocam. Ne kadar acı çektiğimizi, ne kadar zorlandığımızı kimseye ispatlamak zorunda değiliz. Ancak ülkemizin altına oyuyorlar, ülkemizin fişini çekiyorlar. İnsanlar da uyanış diye, şifre diye ekranlara koşup dinlediği hocaların kendinden olduğunu zannediyor. Ya değil kardeşim. Kanallarda, programlarda özellikle bu tür örgütlenmeler tarafından finanse edilip kullanılıyor. Gerçekleri size söyleyecek kişilere izin verilmiyor. Daha ne diyeyim ben size? Daha nasıl anlatabilirim bunu? Kütüphaneye gitsen neredeyse DNR'da kitapların neredeyse %90'ı özellikle siyasilerin tamamı yalan proje, tamamı yalan, örgütlü yalan, planlı NATO'nun bilişsel örgütlerinin desteklediği yerli ve milli kılığıyla inanamazsınız ya. Öyle muhafazakar görünen böyle ayetlerle, hadislerle havada uçuşuyor. Öyle 1 milyon takipçi geçmiş kişiler var. Arkasında sosyal medya ekipleri var. Dışarıya bağlı. Dışarıya bağlı. Türkiye'de seçimleri kontrol ettiriyorlar. Türkiye'de her haftada gittikleri her seminerden, her haftada 5 seminere gitseler her seminerden 100 bin, 150 bin TL para alıyorlar. Bu millette ondan sonra ne diyorlar biliyor musunuz? Fakirler cennete erken girer. Bill Gates'in aşıları diyorlar ondan sonra. Ya o değil kardeşim. O değil. Değil yani. Bunlar üzgünüm yani. Üzgünüm. Bizden görünüp ama bizden olmayan bir tayfa. Ben size önümüzdeki ayki programı özellikle işgali din ile nasıl işgal altında tuttuklarını, söylediklerinin bütün dindar görünen cemaat ve tarikatlerin ortaya koyduğu din yapılarının aslında ne olduğunun ayetleriyle örneklerini anlatacağım bir dahaki aya. Ona çalışıyorum, onu biriktiriyorum. Size ayet ayet okuyacağım. Diyeceğim ki bu konuyla ilgili Allah bunu dedi. Bu konuyla ilgili Allah bunu dedi. Var mı üstüne bir sözün? Var mı? Yok. Yok. Bu konuyla ilgili Allah şunu dedi. Var mı üstüne bir sözün? Yok. Ayet ayet numara numara önünüze koyacağım. Bundan sonra madem öyle oflu hocaysak eğer biraz da hocalık biz yapalım. Mukaddes Hanımcığım. Canım hocam ya. Gerçekten teşekkür ederim. Baş Teşekkür ederim. karşınıza bunları anlatabilmek. Yani en azından birilerini görmek. Kendi kendime de anlatırım. Benim de kendi kendime en az 2000-3000 izleyenim oluyor aynı zamanda. Aynı anlık olarak da oluyor. Ama ben madem bir iddianız var, madem diğerlerinde bir iddia, beraber anlatalım istiyorum. Canım hocam. Kesinlikle yani çok büyük bölümünde çok büyük bölüm en baştan beri aynı şeyleri düşünüyorduk. Sadece bir tarafım benim sizin yanıldığınızı hala yani isteyen bir tarafım var. Onun dışında Umut ediyorsun. aynısını Ben de öyle, aynen öyle. yani diyorum inşallah yanılıyordur. İnşallah en başından beri öyle biliyorsunuz. Şey vatan için ya bizim çabamız sizin de öyle. Çok şükür. Benim de öyle. Çok şükür. Yani yanılabiliriz. Yanılırsak da geri adım atarız. Her zaman yani sizin de öyle bir şeyiniz, korkunuz yok. Benim de yok. Yani bir konuda yanıldıksa geri adım atarız. Yanıldık bu konuda deriz. Fakat gerçekler bir gün ortaya çıksın. Artık maskeler düşsün. Artık herkesin hakikaten insanlar
Sevgili hocam, insanlar, canım insanlarım, canım Anadolu insanları ayıramıyoruz. Ayırt edemiyoruz. Ben de kendimi onların dışında tutmuyorum. Ben biraz daha belki çok okuduğum için, çok fazla kitap okuduğum için belki ben biraz daha ayırabilirim diyorum. Ama ben dahi olmak üzere yanılabiliriz. Çünkü hakikaten evimizin içine kadar girebiliyorlar hocam. İş yerimizin içine kadar giriyorlar, gözümüzün önünde fark edemiyor Çünkü biliyoruz. Doğru mu? ülke bizim ellerimizde değil. Önce buradan başlayacağız bak. Burayı gidip kırıp patlatmak için bilsem ki şu anda bizim yaktığımız bu meşale 100 sene sonra işe yarayacak diye bilsem onu göremeyeceğim diye düşünmem. Kendim bu yolda feda ederim. 100 sene sonra çocuklarımızın çocukları en Evet. azından bu şerefsizlerin oyuncağı olmuş bir tiyatronun içerisinde yaşamaktan kurtulurlar. O yüzden bizim amel defterimiz gereği, Rabbimize olan inancımız gereği, zulmün yanında duramayız, yalanın tarafında asla duramayız. Biz her zaman Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin emrettiği şekilde yaşar, öyle ölürüz. Başka hiçbir kural, hiçbir komutan tanımayız. Kral Allah'tır. Bize göre kelime anlamı da öyledir aslında. Ama en hayran olduğum komutanlardan bir tanesi Hazreti Muhammed'dir. Başka hiçbir şey tanımam. 23 yıl boyunca at sırtından bir kere inmemiştir. Roma'ya kök söktürmüştür. Evet. O İhbar diye bir kitap var. O stratejik olarak Hazreti Peygamber'in savaşlarını anlatır. Buradaki yayın da şunu tekrar söyleyeyim. 10 bin, 20 bin, 30 bin atölyelere, bilmem nelere para verdiğiniz durumlar da oldu biliyorum. Hafta sonu pazar günü yapacağımız etkinlik bedava. Çünkü arkadaşlar uyanışın, dirilişin, kahramanlığın, meydan okumanın, Allah için savaşmanın, cihatın parası olamaz. Menfaat olamaz. Korkusu olamaz. Bulunduğunuz şehirlerden 1.000 liraya uçak bileti. Kalkın gelin. 1.000 lira, 2.000 lira uçak bileti ya. Ya kalk gel daha ne için yaşıyorsun? Evet. Ne var artık? Televizyonda anlatın demişler. Televizyona davet edilirse anlatır. Hani öyle bir şey yok. Yani orada mikrofonu sana vereceğim. Senin mikrofonda sorduğun soruyu herkese izletirsem sen orada konuşamazsın. Kayıt dışı bir sahne. Ya televizyonların tümü en baştan bugüne kadar zaten sana ait değil. Bunlar bir avuç pagana ait. Bütün televizyonlar dünyanın her yerinde o devlete ait değil. İnsanlığın yararına bir şey yapmak üzere değil. Bütün medya, müzik sistemi, sosyal medya, televizyon, sinema hepsi bir avuç paganın elinde. Mukaddes Türkiye'deki yerli milli muhafazakar deyince görünen bütün kanallar da öyle. Bütün kanalların hemen hemen hepsi. Hepsi. Bütün kanallar sevgili hocam. Yani yok, yok. En başından beri yok. Televizyonun icat edildiği günden beri hepsi insanlık düşmanı. Bu net. Bu yani bunun tartışılacak bir durumu yok. Şu duyuruyu tekrar yapmama müsaade edin. Lütfen Pazar buyurun. günü Ali Emiri Kültür Merkezi Vatan Caddesi'nde Emniyet Müdürlüğü'nün hemen arkasındaki kültür merkezinin en büyük salonunda. Saat 2'den akşam 6'ya 7'ye kadar salon bizim. Mikrofon senin en son sistem. Orada sana açık olacak ve ücretsiz olacak. Benimle gelecek planı yaptığım tarım arazisi alıp komşu olmak isteyen yatırım anlamında da ama bizzat benden randevu almak için kendini paralayacak gerekirse. 10 defa yazacak. 20 de bıktıracak bizi. Çünkü binlerce mesaj var. Benim onu görmem mümkün değil. Göreceğim. Ben onu çekip gerekeni yapacağım. Ki burada izleyen kardeşlerimiz de vardı bizimle. Ne adımlar attık. Nerelere geldik şükürler olsun. Hiç hayal edemediğimiz. Onlar da Instagram'daki profildeki numaradan bana WhatsApp'tan bizzat yazacaklar. İsimlerini, hangi işi yapıyorlar, nereden arıyorlar, hazırlıkları var mı? Bir cümle kur yani. Tenezzül et. Açıkla kendini. Ben de seni duyurayım. Bu arkadaş var ya, Kennedy'ydi değil mi? O kızı da, o kız, hanımefendi o herhalde. O kızı da ben görmek istiyorum pazar günü o mecliste. Al mikrofonu eline kardeşim, sor orada da. Amerika'da bildiğim kadarıyla hocam. Orada tarihi benden çok çok daha iyi bilen diğer araştırmacı arkadaşlar var. Onların da konuları var, onların da söz hakkı var. Ve mutlaka onlar da orada olacak. Ben de gelebilirsem ben de gelmeye çalışacağım Gurur hocam. duyarım. Çok isterim. Gelirseniz belki size bir torpil yaparız, yayın açma izni veririz.
Hadi bize söz verin bu yayında. Gelirsem zaten beni durduramıyorsunuz biliyorsunuz. Durmayacağım, aç diyeceğim ben sana. Ben ya, orada İzmir'de durdurdum, izin vermedim. Burada aç diyorum, gel aç. Denizli'de açtım. Ama gelirsem orada mikrofon alır ben de konuşurum bir saat. Konuşmacı olarak kimin katılacağını ben belirlemiyorum. Bu işin başında ben yokum. Alırım, alırım, kaparım, çıkarım. Ben anlamam. Beni atarlar, ben yine atıncaya kadar konuşurum. Ama Bu çat. söz vermiyorum, gelmeye çalış, Tamam. ayarlamaya çalışacağım. Aa, bir dakika, ne gün Pazar dediniz? günü saat 2-6 arası. Tamam, yeğenimin düğünü var hoca. Bu Yani hafta hemen bahane. mı? Bu hafta mı? Bu Ne zaman? hafta. O zaman mı yapalım ya? Bu hafta. Hocam Afyon'dayım. Düğünü var yeğenimin. Evlensin işte, ne güzel, mutlu. Allah mesut etsin. Burada ne kadar büyük önemli mevzuları konuşuyoruz. Sizi seviyorum. Bak, uyanış burada başladı. Ben bu fırsatı kaçırdım ya, kaçırdım. Tabii. Başka nasıl olsa bu ilk. Bu ilk. Bunun sonu mu? Günden Bu fotoğraf. son mu hocam? Eğer bunu yeterince güçlü yapabilirsek, her 3 ayda bir bunun Ankara, İstanbul, İzmir gibi versiyonlarını deneyeceğiz. Ama biz burada en küçük bir voltajda düşüklük görürsek bunun devamını getiremeyiz. Hepsine geleceğim. Hepsine geleceğim. Yayın yapma sözü, hatta konuşma sözü de istiyorum sizden. Bu hariç buna Yani gelemiyorum. bir resmi parti başkanı var. Orada resmi bir tarihçi var. Onlar ayarlıyorlar. Ben orada konuşmacı olarak davet edilen biriyim. Ha, tamam. Canlar, ben Cayman. Beni Ama tanıyanlar bilir. Ölsem Cayman. Eray Hocam da bilir. Eray Hocam da bilir Caymayacağımı. ben alıyorum ya, bende yani o. Tamam. Aç. Yani Tamam. kimseye kayıt Bak, alma izni yan vermiyor. çizmeyin diyorlar hocam. Allah aşkına onu da söyleyin, öyle kapatalım. Egon Yani ben kudurdu. de sanki öyle hissettim, ne bileyim. Aşk olsun. Siz öyle derseniz Ama canlar ne düşün? gel, Hocam boş ver düğünü. Gel. vallahi billahi düğün var ya. Afyon'dayım. Akşam Yeğenimin düğünü var. sorun olmaz. Akşam 6'da çık. Havaalanına 7'de bıraksınlar. 8'de oradasın. Yok ki şey yok. Uçak yok hocam Afyon'a. Gözünüzü sevdiğim. Ama tarihi inceleyeceğim yine. Şimdi yayın bitince alacağım. Saatlerini bir daha alacağım sizden hocam. Düğün cumartesi mi? Pazar günü düğün. Cumartesi gecesi de var tabii. Tamam, cumartesi git takını tak gel, sarıl bir Pazar tane far. gecesi ve nikah. Mukaddes Hanım, Türkiye'de bu kadar büyük bir organizasyon ilk defa yapılıyor. Ama son değil. Ama sizden öğreneceğim tekrar saatini. Şimdi şeyden 10 dakika sonra yayın var. Yayın bitince lütfen bana yazar mısınız tekrar saatini? Canım hocam, ne olur. Aklınıza bak. Mehmet Ali Bulut'u aradım. O tür programlara kapatılmadığını söyledi. Hamza yardımcı olan aradım. Hiç ulaşamadım bile. Hani davet edeceğimi tahmin ediyor. Biliyordur muhtemelen ama geri de dönmedi. Ya dolayısıyla diyorum ki abi, bir uyanış ve şifreden bahsediyorsak buyurun buyurun, mikrofonu al sor. Yani şöyle, özellikle tarih konularında öbür uzman arkadaşların önünüze koyacağı belgelerin sorusunu sor, cevabını izle. Cevabını izle. 1.000 kişiyle, Evet. 500 kişiyle beraber izleyelim. O yüzden lütfen Türkiye'nin her yerinden üşenmeyin. Bir tane uçak biletini yak. Gel bir yerde otelde kal. Yani bedava Allah'tan seni kurtarmasını bekliyorsun. Nasıl olacak bu iş? Organizasyonu yapanlar Anadolu Birliği Partisi. Aşıların, sıvıların terör ve soykırım kapsamında bir terör saldırı olduğunu Türkiye'de soruşturmaya çeviren tek parti. Bak, hiçbir partiyle normalde bir arada görünmedim. Ama bizzat bunun Türkiye'de ilk adımını resmi olarak atan, bu anlamda benim için çok değerli bir, başka hiçbir partiden bu duruşu görmedim. Biz bu partiye bir özel bir isim vardı. Onunla Fatih Erbakan'ı da davet ettik. Bilmiyorum gelir mi gelmez mi. Haliyle burası çok önemli bir meclis, önemli lüks bir salon. Çok yüksek bir toplantı. Öyle sıradan bir miting ya da otobüsün üstünde kahrolsun İsrail değil yani. Saat 2'de oradasınız, tamam mı? Saati söylediniz, yeri söylediniz. Saat 21.51, 9 dakika sonra yayınım var. Seviyorum sizi, seviyorum. Sağ olun. Var. Ben bunu katkıda bulunmaya davet edeyim mi? Yok, bu şeyde YouTube'da çıksın. Tamam canım hocam, Ne seviyorum olur. sizi. Görüşmek üzere canlar. Bu Instagram'da da kalsın. Lütfen rica ediyorum. YouTube'da da olsun. Instagram'da da mı Tabii kalsın? kalsın ya. Katkıda bulunmaya davet edeyim mi? Gelecek misiniz? Ya ben hikayede paylaşırım. Hayır, katkıda bulunmaya davet edeyim, sayfaya koyacak mısınız? Ya ben profile koymuyorum. Hikayeye koyuyorum.
Sayfaya koy abi, sayfaya koy bu sefer abi, Paylaş, yani. ben bakacağım. Orada silme onu. Katkıda bulunmaya davet ediyorum. Sevgili canlar, hadi bakalım. Görüşmek üzere. Rabbim. Sizde de çıksın. Bir tane bir videom çıksın sizde. Hadi bakalım. Görüşürüz sevgili canlar. 8 dakika sonra Canten Kaya ile ve Mehmet Ali Çiçekçi ile birlikteyiz. Efilya sevgiler, selamlar. Görüşürüz. Çok sevgiler. Deli kız bizim gibi. Tam bizim kafa. Bu kız muhtemelen oflu. Şivesi var ama olsun. Bizden. Görüşürüz. Tamam, onunla. Bana ne olur kendini hatırlat. Görüşürüz sevgiler, selamlar hocam. Görüşürüz. İyi akşamlar canlar.